yepyeni bir videodan hepinize merhaba rafıklar. Ee, bu videomuzda Blatant'ta nasıl FPS'imizi 40'tan veya 60'tan 150'lere 200'lere çıkaracağız onu göstereceğim. Büyük ihtimal birçok e, FPS ve performans arttırma videolarında görmüştü, görmüşsünüzdür işte oyun moduna aç, şunu aç, bunu aç, şunları şöyle yapın vesaire vesaire bunların hepsini yapmışsınızdır eminim. Ama birçoğunuzun bilmediği belki de daha önce hiç denk gelmediği bir ayar var. Başlat menüsünde arama yerine grafikler yazıyoruz. Buradan gördüğünüz gibi Platant'ı veya diğer oynadığımız oyunları da ekliyoruz ki FPS bakımından bilgisayarımız daha da e, rahat bir işlem sunsun bize diye. Oyun nerede yüklüyse oraya giriyoruz arkadaşlar. Yani Steam'e girdik. Yerel X'de de yüklüymüş bende program File, Steam. Oradan Steam Maps oradan common oradan Blatant, bak Tiger nokta eksi bunu ekledik ben de ekli ekle dememe gerek yok tekrar buraya tekrar geliyoruz Tiger e, hangisindeydi miydi? yok bu da değil lan neredeydi Binair Ries diye bir şey yazıyor. En üstteki 1064'e geldik. Bak bir de burada Tiger 1064 Shipping.exe yazıyor. Bunu da ekle dedik. Tamam dedik. Kapattık. Bunun eksi buraya geldi. Tamam dedik. Bir de Windows 11 kullanıcıları fark ettim bilmiyorum. Ben Windows 11'e geçtim. Bak burada masa üstünü temizle dedi. Trink masa üstümüz tertemiz canlar. Buradan Steam'e geldik. Oyuna girmezden önce şöyle bir şey yapıyoruz. Latant nerede? Kör oldum. Görmüyorum. Özellikler. Bak. Bu kodu açıklama kısmında da vereceğim canlar. Bu kodu buraya sağ tıklayıp özellikler deyip genel bölümde başlatma seçenekleri yerine kopyala yapıştır yapıyorsunuz. Ondan sonra bunu kapatıyoruz. Sonra oyunumuzu açıyoruz. Asıl ayarlar oyun içerisinde olacak. Önce oyunumuza girelim. Oradan devam edeceğiz canlar. Evet canlar. E, oyunumuz açıldı. Şu an e, normalde birçoğumuzda bu karakter etrafında falan böyle bozulmalar falan tuhaf şeyler oluyordu. E, onlar nasıl giderdiğimi göstereceğim size. Oyun içi kullandığım ayarları göstereceğim. Gördüğünüz gibi sol üstte FPS sürekli çıkıyor iniyor 150'ye çıkıyor yüzlere düşüyor. Çok rahat bir şekilde bozulmaları da gidererek e, daha rahat daha akıcı bir oyun oynamış olacaksınız canlar. Ben şu anda böyle olmasının sebebi 1920 1080 oynuyorum. Ee, bunu full yani Windows modu veya pencereli de ise full screen'i alın. Daha iyi oluyor FPS açısından. 1920 1080 destekliyorsa o şekilde yok. Buradan neyse onu seçiyorsunuz. Yani monitör özelliğiniz neyse onu seçiyorsunuz. E ben 1920'ye 1080 değil de 1600'e <laughs> özür dilerim. 1600'e 900 de tavsiye ettiğim oyun ayarlarındandır. Burada FPS limiti sizde sabit olabilir. Oyun ilk yüklediğinizde ayarlar bu şekilde gelmiş olabilir. Bunu unlimited yani limiti kaldır yapıyoruz ki FPS'imiz sabit olmasın. E şöyle bir durum da var. Mesela abi e, çok FPS dalgalanması yaşanmasın işte anlık dropları girmesin falan buradan 120 FPS'e 90 FPS'e sabit edebilirsiniz. Ama e, serbest FPS her zaman iyidir. Şunu deneyin canlar visikreni faydası olan da oluyor olmayan da oluyor. Yani bu tamamen ekran kartınıza ve monitörünüzün ile alakalı bir şey. Onun haricinde burada bize asıl önemli olan noktalardan bir tanesi ki en büyük etkiyi gösterecek noktalardan bir tanesi bu. AMD 1.0 yazan FSR 1.0. Şimdi ben ultra kalitede oynuyorum. Bunu kaliteye de alabilirsiniz e, blanca da alabilirsiniz. Performansa da alabilirsiniz. Veya kapatıp buradan normal ayarlar da yapabilirsiniz. Ama kapatmayın. Kesinlikle kapatmayın. Sisteminiz düşükse performansa alın. Ya da quality'ye alın. Orta halli bir sisteminiz varsa. Veya benim gibi ultra yapabilirsiniz. Mesela performansa çekelim. Şu an 100 gözüküyor. Kaydet dedik. Bu arada ekran niye küçüldü? Sol tarafta kayıtta. Neyse şunu şöyle yapayım. Düzelsin bari. Heh. Şimdi bak. Performansı aldık. Bak. Az önce girdiğimde olduğu hale bakın. Bak. FPS şöyle insanların yanında bileme 130'larda duruyor. Yani düşmüyor ama görüntü o kadar bo bozuk ki canlar bak. Adam çok yakınımda ama adam fark etmiyorum neredeyse. Mesela şurada ortada bak şu adamı görüyorsunuz değil mi ortada duran adam. Ne kadar şey? Performansı aldığımız için böyle. Bunu ultra kaliteye alalım. Örnek olarak göstereceğim hepsini tek tek. F11'e tekrar aldım, büyüttüm. Bak. Şimdi az önceki kendi karakterimizin çevresindeki ve yakınımızdaki bozulmalar dahi gitti. Peki bunu ultrada da değil de bir tık altında kullanalım. Normal kalitede biraz ekran kartımız düşüktür. Ee, çok üst seviye bir ekran kartımız yoktur. Eyvallah ama bak yine bozulma var ama eskiye göre yani performans moduna göre değil. Yine e, gözle görülür. Aşırı derecede bir düzgünlük farkı var. Ki bu oyun içerisinde özellikle daha çok fark edeceksiniz bunu. Onun haricinde burayı sistem rahatlığınıza göre nasıl olacaksa ona göre kullanın derim canlar. Şimdi bunu kaydet dedik. Bu arada ekran niye yarım oluyor ben onu anlamadım. Neyse şu şunu ben geri 1920'ye 1080 çekeyim de. Niye çekemiyorum lan 1920'ye 1080? Allah Allah. Çok enteresan. Neyse. Harbiden çok enteresan. Normalde böyle olmuyordu. Şimdi burayı tamamladık. Burayı deneye deneye ayarladınız, yaptınız. Nasıl rahat oynuyorsanız ona göre her şey tamam. Geldik diğer kısma. Şimdi burayı yavaş yavaş geçeceğim böyle. Hepsini de tek tek söyleyeceğim. Siz de buna göre tekrar kendi ayarlarınızı oluşturun canlar. Şimdi burası ultra low low grilliner nasıl okunuyor ben de bilmiyorum. İngilizce tırt zaten. Low of ultra of 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 low of yani kapalı 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 geri kalanlar da bu şekilde olacak canlar. Şimdi burası böyle. Yani şuraya şöyle olduğuna bakmayın. Bunun normalde full screen daha rahat olur her zaman için. Hatta şu haliyle bakalım. 130 FPS'imiz. 100 FPS Gayet akıcı. Görüntüde bozulma yok. Aynen. 100 FPS'in altına düşmüyor neredeyse. Yani 99'a düşüyor. Geri 100'e çıkıyor. Olabildiğince rahatlıyor. Bu ayarları kendi sisteminize göre deneye deneye yapın canlar. Bunu niye değiştiremiyoruz? Bunu bir tek şeyde mi değiştiriyoruz? Windows modunda da bu saçma ya. Arkadaş bu böyle değildi. Niye böyle bir şey yapmışlar acaba? Şun bir daha yes isteyelim Bakayım. Böyle nasıl olacak? Bakın böyle de 130'lara çıktık. Aşağı insanların yanına gidelim. Ne alemde olacak? Aynen 110. Oo bu daha iyiymiş. 1600'e 1090 1600'e 1000. 1600'e 900 değil. 1600'e 1000. Bak. Bunda ilk defa bu bu şekilde size anlatırken denemiş oldum canlar. Yani bunu da deneyebilirsiniz ama dediğim gibi şunu kesinlikle eğer ekran kartınız çok düşük bir modelde ise, eski bir modelde ise elinizden geldiğince ultra kalitede kullanmaya bakın ki asıl FPS'inizi oyun içerisindeki e, görüntü düzgünlüğünüzü alabilirsiniz. Mesela şöyle bir şey de deneyelim. 120 FPS'e sabitleyelim şunu. Şimdi 120'ye sabitledik. Bak. Gördünüz değil mi? FPS drobunu. 120'ye sabitledik ama 120'yi daha görmedik. Ay gördük. 110, 90. Daha boş anına bileme FPS yarattı bize. Yani FPS'i sabitlemek çok mantıklı bir şey değil canlar. En iyisi serbest FPS bırakacaksınız. Eğer sisteminiz gerçekten hani e, böyle abi ne yaparsam yapayım ben 60 FPS'in üstüne çıkamam. Diyorsanız sabitlemek istiyorsanız o zaman sabitleyin. Ama genel olarak FPS'inizi benim tavsiyem açıkta bırakın. Limit koymayın. Buradaki ayarlar dediğim gibi böyle yavaş yavaş tekrar geçiyorum durdurup da bakabilirsiniz. Bu şekilde ayarlayın. Ee, geri kalanı da artık sisteminiz neyi ne kadar izin verirse ona kalmış bir şey canlar. Bu arada like atıp abone olup destek olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın canlar.